sabahta Mini Kent'e hoş geldiniz. Tabii ki hoş geldiniz. Ben biliyorum ki bizi şu anda izleyen bir sürü değerli izleyicimiz var. Hepsinden de güzel yorumlar alıyoruz. Sadece siz çocuklar değil, hatta sizin annelerinizin, babalarınızın bile izlediğini duyuyorum arkadaşlar. O yüzden lütfen bugün benden anne babalarınıza kocaman bir selam gönderin. Ve kocaman sevgilerimi gönderin onlara. İyi ki bizlerle berabersiniz. Çünkü her biriniz Tanrı'nın değerli çocuklarısınız. Ve bugün beraber bizler yine Tanrımızın adını yücelteceğiz. Peki, aslında belki yaşın biraz daha büyüdüğü zaman bazı soruları daha fazla sormaya başlayacaksın diye düşünüyorum. Mesela böyle şu anda daha çok gözlerinle görebildiğin şeyler hakkında düşünüyorsun ve bu harika bir şey. Ama biraz daha yaşın büyüdüğü zamanlarda aslında bazı şeyleri daha fazla sormaya başlayabilirsin. Mesela sevgili arkadaşım, bazen düşünüyor musun hiç? Acaba bu dünyada bizim görevimiz nedir? Bu dünyadaki işimiz, görevimiz nedir? Biz neden bu dünyadayız? Sana kısaca şöyle söyleyebilirim. Aslında bizler bu dünyaya Tanrı'nın ışığını getirmek için buradayız. Çünkü bu dünya aslında zorlukların, sorunların, sıkıntıların olabileceği bir yer. Ama bizler Mesih'e iman eden kişiler olarak ondan aldığımız ışıkla, ondan aldığımız sevgi ve sevinçle dünyayı aydınlatmak için buradayız. Ve tabii ki en önemli görevlerimizden bir tanesi ise Tanrımızın adını yüceltmek sevgili arkadaşım. Tanrımızın adına yücelik sunmak. Evet, Tanrımıza tapınmak. Hayatımız boyunca mesela bir düşünelim. Herhangi bir anın içindeyken, okula giderken mesela ya da düşünelim doğum günümüzde. Ya da bir dersin, bir sınavın ortasındayken, o zaman böyle zamanlarda ne hissedersin minik dostum? Hadi bir düşün bakalım. İşte böyle zamanlarda sevgili arkadaşım, aslında zorlukların içinde biz bazen strese gireriz, panik oluruz, korkabiliriz ya da umutsuzluk duygusu bize gelebilir. Ama bunların içinde bile Tanrı'nın varlığını hissediyor muyuz? Evet, bütün bu zorlukların içinde onun bizi gördüğünü, ondan yardım istediğimiz zaman bize hemen yardım edebileceğini biliyor muyuz? Evet, işte öyleyse bu zaten Tanrımızın adını yüceltmektir. Ona övgüler sunmaktır. Onun yaptığı iyi şeyleri kendimize hatırlatmaktır. Ki Tanrı'yı övmeden geçen, Tanrı'nın güzelliğini düşünmeden geçen bir an bile aslında anlamsızdır. Şöyle de düşünebilirsin, nasıl yani? Tanrı bizi övelim diye mi yarattı onu yani? Tanrı bizi, biz Tanrı'yı övelim diye mi yarattı? Sence Tanrı'nın buna ihtiyacı var mı? Hayır sevgili arkadaşım, Tanrı'nın buna ihtiyacı yok. Ama neden bizim ona tapınmamızı istiyor biliyor musun? Çünkü bu dünyada bizi bu kadar mutlu edecek başka hiçbir şeyin olmadığını çok iyi biliyor. Bu dünyada bizi en fazla mutlu eden şey Tanrımızla olmak, Tanrımızı yüceltmek, ona ilahiler söylemek. Biz her ne kadar bunun bazı zamanlarda farkında olmasak bile. Düşünebiliyor musunuz? Evrenin yaratıcısı, göklerin kralı seninle beraber ve sen her istediğin zaman ona istediklerini söyleyebilirsin. Bu bence dünyanın en muhteşem hissi. Minik dostum, Mini Kent çoktan başladı bile. Şimdi seninle beraber Ege'yi izlemeye gideceğiz. Ege'nin ardından ise burada Güzel Şeyler bölümünde Nora ablan seni bekliyor olacak. Karpuz kızartıldığında veya fırınlandığında tanecikli yapısını kaybeder ve et yerine tüketilebilir. Karpuz barbekü nasıl olur acaba? Hava dalışçısı John Murray, paraşütü açılmayınca saatte 130 km hızla bir ateş karıncası tepesinin üzerine düşmüş. Vücudunun 200'den fazla kez ısırılmasının şokuyla salgıladığı adrenalin Murray'in hayatta kalmasını sağlamış. Marie Antoinette cep saati dünyanın en pahalı saatidir. Tam 300 milyar dolar değerinde. İnsan saati sormaya çekinir, ne bu pahalılık? Yavru filler bazen öfke nöbeti geçirir ve kendilerini çamurun içine atarlar. Çamura yatmışlar işte. Murfreesboro, Arkansas'ta halka açık bir elmas madeni bulunuyor. Bulduğunuz değerli taşları yanınızda götürebiliyorsunuz. Bence ilk tatilinizi Arkansas'ta geçirmeyi planlayın. Bakarsanız altın madeni bulursunuz. Hmm.
Şeyler bölümüne hoş geldin sevgili arkadaşım. Aslında hayatımızla, hayatımızda saymakla bitmeyecek kadar güzel şey var. Ama biz bugün hayatımızda bize armağan olarak verilen, Tanrı tarafından bize hediye verilen ve hep dikkatli davranmamız gereken bir kişi hakkında konuşacağız. Hatta kişiler hakkında konuşacağız. Öyleyse görelim bakalım, aslında özel bir hafta başlıyor bizim için. Hep beraber bir görelim mi? Acaba neymiş biz bugün? Acaba hangi güzel şeyden bahsediyoruz? Arkadaşlar, bugün gözlerimizi kapatıp hayal edelim. Bir düşünelim bakalım, kapatalım gözlerimizi. Arkadaşlar, hayatımızda şükrettiğimiz kimler var? Hadi beraber bir hayal edelim. Hayatımızda şükrettiğimiz kişiler, tabii ki öncelikle ailemiz. Ailemiz, çok sevdiğimiz ailemiz, çok değer verdiğimiz ailemiz ve bu ailemizin içinde birçok kişi var. Mesela annemiz, babamız, kardeşlerimiz, abilerimiz, kuzenlerimiz, dedelerimiz, babaannelerimiz, anneannelerimiz, büyük halalarımız. Arkadaşlar, hayatımızda yaşı büyük insanların kendisi bizim için birer armağandır. Bu yüzden de minik dostum, aslında düşündüğümüz zaman onlara tabii ki her zaman dikkatli davranmalıyız. Her zaman kibar, her zaman sevgi dolu davranmalıyız. Hayatımızdaki yaşı büyümüş, yaşı artık artmış kişileri. Çünkü Tanrı'nın onlara verdiği hayatı gerçekten yaşamaya devam ediyorlar. Ve Tanrı'nın onlara verdiği hayat da bir armağan. Uzun süre yaşamak Rab'den bir armağandır. Ve onlar yaşlandıkça biz aslında Tanrı'nın onlara verdiği hediyeyi alkışlamalı ve kutlamalıyız. Hayatımızdaki yaşlılar bizim için çok değerli. Onlar her zaman saygıyı hak ederler. Bir sürü hayat deneyimleri var. Bizlerle paylaştıkları zaman onları dinlemeliyiz. Ve tabii ki birlikte aslında her zaman güzel zaman geçirmeliyiz. Yaşlılar haftası, yaşlılara saygı duyma haftası artık başlıyor. Yavaş yavaş o günlere giriş yapacağız ama şimdiden yüreğimizi onlara karşı yumuşacık olması için eğitmeye çalışalım. Çünkü onların hayatımızdaki varlığı çok değerli. Sevgili arkadaşım, şimdi müzikli bahçeye gidiyoruz. Tanrımıza tapılmaya ve ardından Tanrı'nın sözünde yine beraber olacağız. Selam arkadaşlar. Hepinize merhaba tekrar. Selin'cim nasılsın? Çok iyiyim. Hava mis gibi bugün. Evet, gerçekten hava çok güzel. Ben de çok iyiyim ve çok mutluyum yine. Tabii ki seninle tapınacağım için. Aynı zamanda ilahinin sözlerini görüyorum. Birazdan söyleyecek olduğumuz ilahinin. Sözlerinde diyor ki o yaşıyor, o yaşıyor. O yüzden çok mutlu bir haber bu. Çünkü bizim Tanrımız hala yaşıyor. O zaman bizi duyuyor. Bize her an yardıma koşabilir. Her an yanımızda, çok güzel kesinlikle bence bu. Kesinlikle öyle. Çok doğru bir noktaya değindin. Bizim inandığımız Tanrı ölmüş, bizi duymayan, güçsüz, bizimle ilgilenmeyen bir Tanrı değil, öyle değil mi? Kesinlikle değil. Yaşıyor ve bizi, İlahi'nin sözlerinde de diyor ki Rab İsa özgür kılar, sonsuz mutluluk, yaşam sağlar. Ya bizim için ne kadar çok şey yapıyor. Evet. Yani öldü, dirildi ve bir sürü şey yapıyor bizim için. Peki bir şey diyeceğim, burada özgür kılar diyor ya, o zaman ben özgürsem mesela evde oynadığım topla annemin vazosunu kırabilir miyim özgür bir şekilde? Ha, sen onu diyorsun ama burada bahsettiği özgürlük o değil. Yani canımızın istediği her şeyi yapmak değil. Aslında Tanrı bizi günah işlemekten özgür kıldı. Yani biz günah işlemek zorunda değiliz. Aa, tamam ya da, o zaman. Nasıl güzel söyleyeyim? Galiba. ya da günahın bedelini İsa bizim yerimize ödedi ve biz ona şükrederek ve ona iman ederek o özgürlüğü yaşıyoruz. Yani ben günah işlemek zorunda değilim. Tanrı o bedeli ödedi ve ben de ona minnettarlığımı dile getirmek için günah işlemeyeceğim. Evet, çok güzel habermiş. Yani tabii ki hani o vazoyu kıramamam yani. Aslında ne kadar ters bir düşünce değil evet, mi? Yani özgürsem o her istediğimi yaparım gibi değil. Düşünüyoruz ama aslında onları yapmak zorunda değilim. Böyle bir özgürlüğüm var. Ben iyi olanı yapmak için özgürüm. O zaman annemin vazosunu kırmak yerine gidip anneme sarılabilirim mesela. Evet. Onun yerine böyle bir şey yapabilirim. Kesinlikle öyle. Tamam, güzel fikir. Hadi söyleyelim. Hadi söyleyelim.
çok teşekkür ederim bu harika ilayda bana eşlik ettiğin için. O zaman görüşmek üzere. Tanrı'nın sözüne hoş geldin sevgili arkadaşım. Bugün seninle beraber yine birlikte bir boyama yapacağız. Aslında bugün seninle beraber elimizde bulunan kağıdı renklendirirken çok eskiye gideceğiz. İsa Mesih'ten çok daha eskiye, İsa Mesih doğmadan yıllar 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 öncesine gideceğiz. Tarihte seninle uzun bir yolculuk yapacağız. Ama ondan önce sevgili arkadaşım, sana dün müjdeli bir haber vermiştim ya. Bu pazar günü mini kilise saat sabah tam 10.30'da Satya Türk ekranlarında seninle buluşacak. Ama acaba mini kilisede bizi neler bekliyor çok merak ediyorum. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki kesinlikle çok eğleneceksin. Çünkü içinde bir sürü bölümümüz var. Eğer bulunduğun yerden ayrılamıyorsan kiliseye katılmak için harika bir fırsat. Hadi bakalım beraber görelim acaba mini kilisede bu pazar günü bizi neler bekliyor. Çocuklar hazır olun. Mini kilise başlıyor. Bundan sonra pazar günleri sizlerle birlikte olacağım. Sizin evinize konuk olacağım. Üçüncü günde ay ve yıldızlar yarattı. Bulunduğun yerde Tanrımıza ilahiler söylemeye, onun sözünü dinlemeye, birlikte dua etmeye hazır mısın? Evet Rab, senin istemediğin günahtan uzak durabilmemiz için bize yardım et. Lütfen bize güç ver. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Öyleyse mini kilisede sen de bize katıl. Mini kilise en eğlenceli haliyle bu pazar ve her pazar 10.30'da, tekrarlarıyla 16'da saat 7 Türk ekranlarında. Arkadaşlar, mini kilise pazar günü seninle buluşmak için büyük bir heyecanla bekliyor. Sakın mini kiliseyi kaçırma. Şimdi gel bakalım bugün biz seninle beraber hangi öyküye bakacağız? Bir tahminin var mı? Sana şöyle göstermek istiyorum. Bu kim biliyor musun? Aklına belki bebek İsa gelmiş olabilir ama o değil. Çünkü gördüğün gibi bir sepet gibi bir şeyin içinde. Çünkü bu bebek Musa. Onun öyküsünü beraber çalışacağız. Şimdi bir kağıda aslında şu anda elimde gördüğün görseli çizebilirsin. İnternetten aratarak bu resimlere ulaşabilirsin. Ben de bakarak çizdim. Hatta bilmiyorum ne kadar güzel oldu. Bugün beraber göreceğiz seninle. Gördüğün gibi aslında üsttekiyle alttakini bugün beraber birleştireceğiz. Ama öncesinde gel hikayemizi anlatırken boyamamızı yapmaya başlayalım. Şimdi hemen elime yeşil boyamı alıyorum. Önce şu çalıları bir renklendirelim. Peki bu resim neden böyle? Yani sence neden sevgili arkadaşım bir çalının içindeki bir bebek resmiyle bugün onunla beraber boyama yapıyoruz? Neden bir hikaye anlatıyoruz? Çünkü sevgili arkadaşım hatırlıyor musun? Bebek Musa gerçekten çok zor bir zamanda dünyaya geldi. Tam o dönemde İsrailliler Mısır'da köle olarak çalışıyorlardı. Henüz o günlerde hatırlıyor musun? Böyle Tanrı Musa'yı kullanarak ki Musa bahsettiğim şu anda gördüğün bebek Musa. Tanrı Musa'yı büyüdüğünde kullanarak aslında bütün İsrail halkını Mısır'daki kölelikten kurtarmıştı. İşte o kişi şu anda burada sepetin içinde duran bebek. Peki ne oldu sevgili arkadaşım da bu bebek şu anda böyle çalıların arasında? Çünkü o dönemde İsrailler Mısır'da köle oldukları zamanda aslında orada insanlar onları istedikleri gibi acımasızca çalıştırıyorlardı. Ve tam o zaman da sevgili arkadaşım ne oldu biliyor musun? Kral o kadar korktu ki yani o sıradaki Firavun o kadar korktu ki İsrailler giderek çoğalıyorlardı ve İsraillerin çoğalarak Mısırlıları yani onların yaşadıkları yeri ele geçireceklerini düşündüler. Yani onları bir tehlike olarak gördüler. Bu yüzden de sevgili arkadaşım o dönem Firavun çok ama çok
korktu. Ve korktuğu için aslında bir plan yapmaya başladı. Bir şeyi kontrol etmem gerekiyor. Bununla ilgili bir malzememi kontrol edeceğim. Siz burayı görmeye devam edin. Hemen geliyorum. Ve bu sırada arkadaşlar tabii ki ne oldu biliyor musunuz? Bütün bu olayların arasında bebek Musa'yı kurtarmak istedi ailesi. Çok normal olarak onu kurtarmak istediler. Peki bunun sonunda aslında bizi bekleyen şey ne oldu? Tabii ki de o dönemde insanların onları bırakabilecekleri herhangi bir yer yoktu, hiçbir şey yoktu. Ve bu yüzden de onu kurtarmanın bir yolunu aramaya başladılar. Peki bu nasıl olabilirdi? Nasıl kurtarabilirlerdi bebek Musa'yı? Maalesef çok hüzünlü bir hikaye bu ama annesi, buraları da kahverengiyle boyayalım. Annesi bebek Musa'yı alıp bir sepetin içine koydu. Ve ne yaptı biliyor musun? Onu hiç bilmediği bir göle, bir suya sepetle bıraktı. Yani onu kimin alacağını bilmeden, belki de sonra herkes, insanlar gittikten sonra onu geri alacağını düşündü. Bu da olabilir. Tam o sırada, sence Tanrı'nın planı acaba işlemeye devam ediyor muydu bu sırada? Yani o sırada İsrail halkı, Musa'nın annesi babası çok korkmuşken, ablası çok korkmuşken, Tanrı sence o sırada işlemeye devam ediyor muydu? Kesinlikle evet. Tanrı'nın Musa için muhteşem bir planı vardı. O plan neydi biliyor musun? Tanrı Musa'yı o dönemki kralın eline verdi. Evet, Firavun'un eline verdi. Firavun'un kız kardeşi onu buldu sevgili arkadaşım. Musa'yı buldu. Peki sonra ne mi oldu? Onu aldı, büyüttü, ona muhteşem bir şekilde baktı. Evet, Tanrı'nın planı işlemeye devam etti. Gelin buraları da renklendirelim. Şöyle biraz mavi koyalım buralara birlikte. Ve sonra Tanrı'nın planı işlemeye devam ediyordu. Musa orada yetişti, büyüdü ama aslında kendisini bir Mısırlı, yani İsrail'i olduğunu biliyordu Mısır'da yaşarken. Ve bir gün büyüdüğünde aslında İsrail'i bir kişiye çok kötü davranan bir Mısırlı görünce dayanamadı. Çünkü kendisi de aslında İsrailliydi, hiç kimse bunu bilmiyordu. Çünkü ona zarar vermemeleri için Musa bunu sakladı aslında insanlardan. Ama aslında öyle ya da böyle bir krallıkta büyüdü diyebiliriz Musa için. Sonra Musa başına bu gelince bir anda sinirlendi ve buna dayanamadı. Çünkü kendisi de İsrailliydi ve başka bir İsrailliye yapılan haksızlığa, bu kaba davranışa tahammül edemeyince ne oldu sevgili arkadaşım biliyor musun? Gerçekten çok öfkelendi ve o adama zarar verdi Musa. Öyle olunca da insanlar artık onun tabii ki de bir İsrailli olduğunu anlamışlardı ve hissediyorlardı. O zaman ne yaptı? Musa orayı bırakıp kaçtı, başka bir yere gitti. Ama Tanrı'nın onunla ilgili planları devam ediyordu. Bu hikayenin sonunda acaba ne olacak? Ben de en az senin kadar merak ediyorum. Ama hadi gel bakalım, şu alt kısmı da renklendirdikten sonra hikayemizi tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Buralarda bolca mavi kullanıyorum. Şöyle suyu yansıtması için. Ve şu kenarları beyaz bırakıyorum. Bak buraya ve buraya hiç dokunmuyorum. Oraları beyaz bırakıyorum. Çünkü bugün seninle beraber üç boyutlu bir Musa, bebek Musa yapıyoruz. Yani aslında böyle sanki gerçekmiş gibi baktığımız her yerden görünen bir şey yapıyoruz birlikte. Sonra Tanrı'nın Musa ile ilgili planları bitmedi. Devam etti. Hatta ve hatta daha da güçlendi. Tanrı Musa'yı yıllardır köle olan İsrail halkını Mısır'dan kurtarmak için kullanacaktı. Bir de şu yukarıya çizdiğimiz sepeti birlikte renklendirelim. Belli yerlerini böyle siyah gibi yapalım biraz. Çünkü bu bizim sepetimiz olacak. Acaba bakalım nasıl olacak? Ben de büyük bir merakla bekliyorum. Şöyle şurayı siyaha boyadık. Boyamaya devam ediyorum. Bu şekilde. Şu alt kısmını da siyah yapalım. Sevgili arkadaşım,
Tanrı her zaman yaşadığımız her sıkıntıyı duyar ve bütün bunlara hep bir çözüm bulabilir. Sadece bizim Tanrı'ya ne kadar itaat ettiğimiz, Tanrı'yla ne kadar zaman geçirdiğimiz bunların hepsi çok ama çok önemlidir. Çünkü Tanrı Musa'ya ilk sesini duyurduğunda Tanrı Musa'ya çalıların arasından konuştu, biliyor musun? Evet. Çalıların arasından konuştu ona. Yanan bir çalının içinden ona seslendi. Musa bunun bir rüya olduğunu düşünebilirdi. Ama öyle düşünmedi. Musa bunun gerçek olmadığını, Tanrı'nın ona söylediklerini yapmak istemediğini düşünüp bunu reddedebilirdi. Ama öyle yapmadı. Musa ne yaptı? Musa Tanrı'ya itaat etti sevgili arkadaşım. Yani onun ona söylediği şeyi dinledi. Ve aslında İsrail halkı yıllarca o Mısır'dan çıkana kadar Musa'yı o kadar çok uğraştırdılar ki Tanrı'yı hiç hoşnut etmeyen şeyler yaptılar. Onu üzecek şeyler yaptılar. Ama bütün bunları yaparken Musa bunlara direndi. Çünkü Tanrı ona bir görev vermişti sevgili arkadaşım. Evet. Şimdi şöyle çevireyim. Artık kesme işlemine başlayacağız. Elimdeki kağıdı görebilirsiniz. Şöyle gösteriyorum. Üstte sepet, altta bebek Musa. Evet. Hadi gelin bakalım. Yavaş yavaş kesme işlemine geçelim. Elimize bir makas alacağız. Makasla beraber önce alttaki yuvarlağımızı, yani bebek Musa'nın içine çizdiğimiz çemberi bir keselim bakalım. Şöyle. Bazı zamanlar Tanrı'ya itaat etmek gerçekten zor olabilir. Etrafımızdaki bazı insanlar bizi gerçekten çok yorabilir, yıpratabilir, bizi sıkıntıya sokabilir. Ve bütün bunların arasında aslında bizim Tanrı'ya sadık kalabilmemizin tek yolu ona dua etmek, ona itaat etmektir. Ona dua ederek ancak gücümüzü ondan isteyebiliriz. Çünkü Musa İsrail halkını Mısır'dan çıkarmaya çalışırken İsrail halkı sürekli ona itiraz etti. Sürekli Tanrı'nın planlarını dinlemediler. Hatta kendilerine başka tanrılar bile yaptılar, biliyor musunuz? Kendilerine başka tanrılar yaptılar. Ve bu gerçekten çok üzücüydü. Putlara taptılar. Düşünebiliyor musunuz? Tanrı onları oradan kurtarmayı planlarken onlar aslında gerçek olmayan tanrılara tapıp Tanrımıza itaat ettiler. Ve Musa bütün bunların arasında hala onlarla kalmaya devam etmek zorundaydı. Çünkü onlara bir vaat vermişti Tanrı. Ve Musa bu sırada Tanrı'ya olan görevini yerine getirmeye çalışıyordu. Aslında biliyor musun? Tanrı Musa'yı ilk seçtiğinde, bu görevi Musa'ya verdiğinde Musa bunu yapmak istemedi. Çünkü kendisinin iyi bir konuşmacı olmadığını düşünüyordu. Çünkü bunu yapmak için İsrail halkına düzenli olarak önemli konuşmalar yapması gerekiyordu Musa'nın. Bunu yapmak istemedi. Çok zor olacağını biliyordu. Dedi ki ya beni senin gönderdiğine inanmazlarsa? Ama Tanrı onu her şekilde korudu ve destekledi ve ona yeni fikirler verdi. Çöplerimizi bu arada hemen bir kenara koyuyoruz şöyle. Bir taraftan sepetimi de göstermek isterim sana son hali. Şimdi bu ikisini birleştireceğiz. Nasıl mı birleştireceğiz? Hadi gelin görelim beraber. Şimdi gördüğünüz gibi bu iki yana böyle beyaz kısımlar çizmiştik ya. Bunları böyle geriye doğru katlıyoruz. Bir burayı geriye katlıyoruz. Bir de buraya geriye katlıyoruz bu kısmını. Katlayalım. Şimdi bu geriye katladığımız kısımlara yapıştırıcı süreceğiz. Hadi gelin bakalım yapıştırıcımızı alalım elimize. Şöyle. Şu kısımlara, şu beyaz kısımlara yapıştırıcımızı iyice sürelim. Sürdük. Kurumadan yapıştırıcımızı kapatalım. Alalım elimize. Şurada beyaz bıraktığımız kısımlara denk getireceğiz. Burada da beyaz kısımlar var ya, katladığımız kısımlar onun üzerine gelecek. Haydi bakalım gelin yapıştıralım. Şöyle tam üzerine geliyor gördüğünüz gibi. Evet, böyle bu şekilde. Ve bu kısımda bunun üzerine gelecek. Tam getirmeye çalışıyorum. Evet, işte böyle. Evet, son olarak böyle çok
hafif bir Musa bebeğin yüzünü renklendirelim pembeyle. Bütün bu çalışmamızı yaparken senin bilmen ve hissetmen gereken en önemli şey, sen en zor zamanların içindeyken bile aslında Tanrı'nın seninle beraber olduğudur. Musa burada bir bebekken bile Tanrı onu koruyordu. İşte böyle görebilirsin sevgili arkadaşım. Üç boyutlu Musa bebeğin sepeti hazır ve seninle beraber altından baktığında altını da görebilirsin. İşte bu şekilde bebek Musa burada uyuyor ve Tanrı'nın kendisi için hazırladığı harika planları bekliyor. Sevgili arkadaşım, seninle yarın yine saat tam 9.30'da Minikent'te buluşacağız. Ama o zamana kadar kendine çok iyi bakmayı ve tıpkı Musa bebek gibi huzurlu bir şekilde Tanrı'nın planlarını beklemeyi unutma. Yarın görüşmek üzere, hoşça kal. Yolun sonuna geliyoruz. Ne dersin? Evet. Elçi Paulus'un seyahatlerinden bahsediyorsan evet. Dördüncü yolculuğu da tamamlamak üzereyiz. Hatırlarsan bir önceki bölümde onları gemide bırakmıştık. Devam edeyim mi? Lütfen et. Tamam. Elçi Paulus ve yanındakiler önce Sayda'ya uğrar ve buradaki kardeşleri selamlar. Sayda'yı hatırlıyorum. Lübnan'ın güneyinde yer alan bir şehir. Antik çağda önemli bir Fenike şehri burası. Eski ismi de Sidon. Aferin Sidon. Bir gün sonra da Mira limanına varıyorlar. Mira da önemli bir Likya kenti. Antik bir kent. Günümüzde Antalya'da yer alıyor. Çok güzelsin Zi. Bu rotanın bir anlamı daha var. Birkaç bölüm önce bahsettiğimiz gibi Elçi Pavlus'un Anadolu topraklarına ayak basışı ile ilgili. O an geldi desene. Aziz Pavlus doğup büyüdüğü Anadolu coğrafyasında son ayak basışı burası mı oluyor? Evet. Maalesef öyle. Burada da kardeşleri selamladıktan sonra tekrar denize açıldılar. Akdeniz'de ilerlerken birden bir fırtınanın içinde buldular kendilerini. Fırtına çok güçlüydü. Neredeyse onları rotasından çıkaracaktı. Fırtınanın şiddetinden kurtulmak için geçici bir süreliğine Girit Limanı'na sığındılar. Burada birkaç gün geçirdikten ve erzak depoladıktan sonra tekrar yola koyuldular. Girit'i de daha önce anlatmıştık. Çok kısaca tekrarlayalım. Tamam. Girit, dünyaca tanınmış bir turizm merkezi olarak Ege Denizi'nde yer alan Yunanistan'ın en büyük, Akdeniz'in ise 5. büyük adası. Girit kulağa hoş geldi ama onları kötü bir sürpriz daha bekliyordu Zi. Of, nedir? Diğerinden daha güçlü bir fırtınanın içinde kaldılar. Yakınlarda konaklayacakları bir liman da yoktu. Tam 14 gün denizde rota bilmeden yol aldılar. 14. gün tayfanın kara göründü sesiyle Malta Adası'na vardıklarını anladılar. Malta'yı anlatayım mı? Anlat tabii ki kardeşim. Günümüzde bir adalar devleti olan Malta, 3 büyük ve 2 küçük adadan oluşuyor. Akdeniz'de yer alan takım adaları buraları. En büyük ada Malta Adası. Yüz ölçümü 237 km². Sahilleri çok güzeldir. Ben de bolca gezdim. Ya ne güzel. Truva, Gladiator, Game of Thrones gibi dünya çapında ünlü yapımların birçok sahnesi bu adada çekilmiş. Wow! Evet, ada şimdilerde çok turistik, o belli. Ama Malta Adası o zaman da kardeşlerimize iyi gelmiş. Adada geçirdikleri aç ve susuz günlerin aksine çok rahat bir 3 ay geçirmişler. Tabii bu uzun süreden sonra artık son durakları olan Roma'ya gitmeleri gerekiyordu. Gemiyle önce Siracusa, Regium ve Puteoli'ye uğradıktan sonra Roma'ya vardılar. Siracusa, Regium ve Puteoli. Buraları da elbette şu an İtalya sınırları içerisinde yer alan şehirler. Rotanın sonu Roma olunca başka bir ülkenin şehirleri olması da beklenemezdi zaten. Siracusa, antik Yunan'da koloni devleti olarak kurulmuş ve Sicilya'da yer alan bir kent. Evet. Calabria şehrinin içinde bulunan ve Reggio Calabria olarak da bilinen şehir de Regium. Puteoli ise günümüzde Pozzuoli olarak biliniyor. Orası da bir kıyı şehri. Aynen doğru. Çok teşekkürler bu güzel bilgiler için Zi. Devam ediyorum ve sona geliyorum. Hazır mısın? Evet. Elçi Pavlus'un Roma'ya gelmek üzere olduğunu haber alan kardeşler meydanda toplanırlar.
Aziz Pavlus şehre vardığında gördüğü manzara karşısında sevinir ve Tanrı'ya dua eder. Hemen orada yaptıklarını anlatmaya başlar. Elçilerin işleri 28-30-31. Kesinlikle. Şöyle diyor. Pavlus tam 2 yıl kiraladığı evde oturdu ve yanına gelen herkesi kabul etti. Tanrı hükümranlığını yayıyor ve hiçbir engelle karşılaşmadan yüreklilikle Rab İsa Mesih'e ilişkin konuları öğretiyordu. Vay be, ne yolculuk ama. En azından programı bitirerek benden kurtuluyorsun be. Hadi yine iyisin. Ya hiç öyle şey olur mu Zi? Biz birbirimizden kurtulmamalıyız. Kardeşiz biz. Ayrıca programımız bitmedi ki, bir bölüm daha var bundan sonra. Evet, doğru. Sonraki bölüm ne yapacağız? Sana arka arkaya doğru mu yanlış mı soruları mı yollayacağım? Sen bilirsin. Ama bence son bölümümüzü genel bir özet yapalım ve kardeşlerimizle o bölümde rahat rahat vedalaşalım. Ne dersin? Görüşürüz o zaman derim. Tamam. Bir sonraki final bölümünde görüşürüz o zaman çocuklar. Bay bay. Bay bay. Yeah.